Londra'da yaşayan bu local'lar bizi nereye götürecekler? Korktum ya. Wow. Wow. Çok eğlenceliymiş. Evet Binoş. Hazır mısın? Hazır mısın? 1, 2, 3. Bravo sana. Gidiyoruz tekrar. Bir daha. 1, 2, 3. Bırak. Merhaba. Şu anda Science Museum'dayız. Vina'nın bu Londra ziyaretindeki ilk müzesi. Benim için de çok önemli bir an. Şu an çok ses var diye aslında bu duygusal konuşmamı dışarı çıkınca yapacağım. Kuzenimle çok uzun zamandan beri görüşmüyorduk, yaklaşık bir 4-5 yıldır. Bugün o da müzeye geldi. Çıktığımız zaman birazcık o konuyla ilgili de muhabbet yaparız. Ama şimdi birazcık müzeden görüntüler izleyeceğiz. Neymiş? Neymiş bu? Araba. Ne ama? Araba olduğunu anladık bir tane. Araba diyor. Yani İngiltere'ye gelen ilk araba. Atıyoruz şu anda ya. Hayır öyle değil mi? The car comes to Britain. Hadi bakalım. İngiltere'ye gelen araba. İlk değil ama herhalde. İlk de olabilir ya. Vay şu çok iyi. Wow. Koltuklara bak, hasır koltuklar yapmışlar. Koltuklar yapmışlar diyorum ama. Bununla böyle denizin üstüne giriyorlar böyle. Çok güzelmiş ya, tekli bak şu. Çok tatlı. Şimdi Fly Zone'a geldik. Binaya uygun mu bilmiyoruz. Bakalım yaşı tutacak mı? Böyle 3D bir uçak deneyimi yaşatıyorlar. Bakalım Bina yaşı tutuyorsa bir girip deneyeceğiz. Bence yaşı tutuyor mu Bina? Bence tutuyor çünkü kadın 3 yaş gibi bir şey söyledi. Hadi bakalım. Dur bakalım. Bina'nın boyu ucu ucuna tuttu bunlar için. Ama hepsi sold out'muş biletlerin. O yüzden başka gün geleceğiz bu uçak simülasyonuna. Bunu ben aşırı merak ettim. Onu da geldiğimizde çeker koyarız büyük ihtimal. Al burada küçük var bak, like it. Böyle bir küçük bir simülasyon var. Şimdi bir 3D galeri varmış çocuklar için. Ona geldik. Büyük ihtimal Vina onu gezecek şimdi. Ama çocuklara özelmiş sanırım. Çok kalabalık diye buna da girmedik. Çünkü bugün pazar. Biz büyük ihtimal bu Fly Zone'a geldiğimizde galeriye de sanırım o gün girer bakarız içeri. Şimdi başka yerlere bakacağız. Bakalım nerelere gidiyoruz. Nereye kayboldular ya? Müge'leri kaybettiler. Aa yine tüy var. Tüylerle çalışmışlar. Havaya atmışlar tüyleri. Para var evet. Hava basıncını anlamaya çalışmışlar. Yeteri kadar temiz mi yoksa kirli mi? Sen bak, hiç bir kıl görüyor musun içinde? Yok. O zaman ne diyebiliriz? Safe. Safe. Bak, sana bravo dedim. Touch the gloves to put them on. You have to touch
touch them. Touch them. Yes, touch. Yeah. Şimdi ellerine eldiven varmış gibi hayal ediyoruz, tamam mı? Şimdi diyor ki bütün senin malzemelerin burada ve sen şimdi başlayacaksın. Bir paket glukoz koyman gerek. Bak bakalım, bak. Evet, bravo sana. Şimdi bu düğmeye bas. Evet, bravo, bak. Evet, şimdi müzeden çıktık. King's Cross'a doğru gidiyoruz. O yüzden sözü Müge'ye bırakıyorum. Niye ben King's Cross barış elçisiyim? Science Museum güzeldi ama bence yani binanın yaşı biraz küçük olduğu için 4 yaşındaki çocuklar için bazı yerler eğlenceliydi. O yüzden böyle hızlı bir tur attık. Ama içeride Wonder Lab diye bir yer var. Esas ben oraya gitmek istiyordum. Galeri gibi olan yer işte. Bahsettim, ondan da sonra geldim. Aynen, oraya sonra gitmeye karar verdik çünkü bugün çok kalabalık. İşte yine böyle geceleri parlayan, yapış yapış, üzeri böyle süngerlerle dolu garip bir oyuncak aldı, şimdi onunla oynuyor. King's Cross'a doğru yürüyoruz. Volkan vakit geçirecek olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Volkan yaklaşık binadan da küçükken, 2 yaşındayken falan, biz Londra'ya gelmiştik onların yanına. İlk Volkan'ı o zaman görmüştüm, yani böyle elime doğdu diyebilirim. Benim kardeşim Merve ile Volkan aynı yaştalar, 4 gün var sadece aralarında. O yüzden Volkan da benim kardeşim gibi aslında, onu çok seviyorum. O yüzden onunla vakit geçirmek benim için çok keyif verici. Bakalım bir... Evet, bazen teyzene de kardeşim diyorum. Çünkü teyzem de benim kardeşim. Evet, Volkan da benim kardeşim gibi. Ama ben Parla kardeşim. Evet, Parla senin kuzenin. Dur bakalım. Koş 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 koş. Aslında... Volkan benim kuzenim aslında. Benim de Poyraz. Poyraz kuzenin. Poyraz kuzenin mi? Poyraz arkadaşın. Arkadaşım. Bakalım Londra'da yaşayan bu local'lar bizi nereye götürecekler? Korktum ya. Bir metro geldi ama binemedik. İnanılmaz kalabalıktı. O yüzden bir sonrakini bekliyoruz. Oturduk Minoşkom'la. Caner yeni telefonunu aşırı beğeniyor. O yüzden bak şimdi herkes anlatıp duruyor. Herkes anlatıp duruyor. Benim bunun her yerde o var, biliyor musun? Her yerde şey. Göster bebeğim. Bak şöyle tutuyorsunuz. Aykırı açmadan. Şöyle bak selfie çekebiliyorsunuz. Ay, o kadar tatlı ki ya. Ha. Tatlı tatlı anlatıp duruyor. Ben mi tatlısın? Miniş. Evet, sen tatlısın. Hadi telefona tatlısın dedin sana. Telefonla tatlı tabii ki de. Sana söylüyorum. Minik kuşum, sen ne kadar tatlısın. Bak şuradan bir gel, yürü bana. Bu da Sophie'nin yaptığı organizasyon. Onun çalıştığı sinema şirketi Everyman'in burada böyle yaptığı açık hava sineması. Çok tatlı değil mi? Sophie'yle Volkan tanıştım anında. This is Sophie! Ve bu da Volkan. Bahsettiğim kuzenim Volkan. Bahsettiğim kuzenim Volkan. Hadi koş! İstiyorsan başka gün gelelim. Çeksene beni. Yine izle. Biraz ıslandın, gelmiş bacağına. Biraz bacağına gelmiş. Burası Everyman sinemaları. Bu sinemalarının içerisinde de böyle çok güzel burger ve başka şeyler yiyebileceğimiz köşeler var. Bayağı şık, böyle aşırı tatlı bir sinema. Çok beğendik Everyman. Evet, şimdi Bina çift katlı otobüse binmek istiyordu. O meşhur Londra'daki çift katlı otobüsler. Şimdi ona gidelim. Heyecanla anlatıyorum. Evet, vlogumuzun bu bölümünde yine Elvin'lerle beraberiz. Bir şaka var şu anda.
Blokta ilk defa mı var? Blokta ilk defa varlar. Tesadüfen Elvin ve Bülent'le aynı zamanlarda, aynı tarihlerde Londra'da olduğumuz için burada çok güzel vakit geçiriyoruz beraber. İstanbul'da asla buluşamıyor olmamızın. Aslında burada her gün. Evet, acısını çıkaracağızına. Sinemada karşılaştık. Şimdi de Soho Farmville'e gidiyoruz. Farmhouse. Ben de yine geldim. Nereye gidiyorduk? Soho Farmhouse'a gidiyoruz. Can'cığım buraları araları kesersin. Ya da istiyorsan bırakabilirsin. Çünkü benim isim özürlü olduğumu artık bilmeyen kalmadı. Evet, Farmhouse'a gidiyoruz bebeğim. Evet bebeğim. Londra'nın birazcık daha dışındayız, countryside'ındayız. Çok güzel çiftlik evleri var. Şimdi sevgili Caner sizin için birazcık ortamı çekecek. Ortama bak, şu güzellere bak ya. Üç güzel bir aralık. Ama en güzel tabii ki de papatya. Tabii ki de. Bülent tabii ki tüm İngilizlerden küfür yiyor yol vermediği için. Asla yol vermiyor kimseye. Yol verirken bunu yaptılar. Yol veriyor, bu arada durmuş. Aklını yeter hocam. Uzak tutuyorum ama sen çıkmıyorsun. Sen çık olsun. Şimdi bisiklete biniyoruz Minoş'la. Soho Farmhouse'a geldik. Sakın birisinin bisikletine vurma. Merak etme. Sakın. Sen bana güven. Evet. Babişko'ya güven. Sadece senin boyun alsın görünüyor. Olsun. Senin o güzel suratını görsek yeterli. Ups, trafik var. Ay, trafik. Bir de o tarafı çekelim mi? Ne? Bir de bu tarafı çekelim mi? Wow, gidiyoruz. Evet, etrafı. Ben sakın çimi gitme. Merak etme. Etrafı çeksin. Evet, bak burası. Wow. Herkes güneşleniyor Bina. Ama güneş yok ki. Güneş yok olsun. Şimdi bir kayık turu yapmaya karar verdik. Bülent. Nedense her şeyin şoförü benim. Çekebilecek. Akşam arabada uyuyamamsa yemin ederim kafasını aşağı su dökerim. Ben hiç uyumam. Araba kullanan biri varsa ve uyumasından hoşlanmıyorsa. Bülent çok hassas. Ben çok iyi bir co-pilotumdur. Herkes öyle oldu. Şu an böyle bir durumdayız. Bina hariç kimse. Ördekler ve biz. Uyuma hakkı yok. Aa, ördek minik ördek bak. Aa, bak bak küçük. Bebek ördek var, bebek ördek. Evet Binoş, sürprizimizi gösterelim mi? Yine bisiklete biniyoruz. Neymiş sürpriziniz? Ne? Gösteriyoruz. Tadam, bu güzel at. Atın bak bu kadar yakına kadar geldik. Ben de bana sürprizinizi zannettim. Sana sürprizimiz bak, atın yanındasın. Çok güzel bir yerdeyiz. Hadi gidelim. Evet, çok güzel bir yer. Yani Londra'nın da countryside'ı gerçekten çok güzelmiş. Bir önceki vlogumuzda Fransa'nın countryside'ındaydık. Şimdi atların olduğu yere geldik. Mina bak burada bembeyaz var. Çok tatlı. Ama adını bilmiyorum. Bir sor bakalım. Sevelim. Sevelim hadi gelsin. Görev paylaşımı iyi olur. Uzat elini. Ne oldu? Ay, tırma, beni tırmaklıyorsun. Kakaya şey yapalım. Kakayız kaka, bu kadar basit. Ay çok güzel fotoğraf. Fark etti mi o işi? Çok güzel. Şimdi bak fotoğraflara şimdi bakıyoruz da. Fark etti, fark etti. Sevdirmek istemeyebilir. Ona göre dikkat. Güzelliğe bak. Sen ne giysen yakışıyor papatya. Ya, bak, kedi bak, mi bak, oldun bak. Gel. Bak bak hareketlere bak bak. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Kedi geliyor. Bina seninle oynamaya geldi. Oynamaya geldi. Arkanda kedi var Bina. Kedi sandın. Kaçırdın. Koşarak gel. Biz kedi geldiğince kork. Kedi gerçekten Mine'yi kedi zannetti. Mine'cim kediden daha iyi kedi oldun. Bravo sana.
1,5 dakikamız kaldı. Artık bugünü kapatalım. Bugün çok güzel geçti. Çok güzel bir yerdeydik. Çok mutluyum. Şükürler olsun diyeceğim ama Caner kesin beni old school şeyler söylemekle suçlayacak. Yok, hayır, ne suçlayacak? Çünkü şükürler olsun yeni versiyon bir lafı yok. Hayır, yeni versiyon bir lafı olmayacak zaten tabii ki de. Ne alaka bebeğim? Şükretmektir yani o. Evet, bugün çok güzeldi. Arkadaşlarımızla beraber, seninle evet, beraber, anda, webinarla beraber. Şu anda herkes aşka düştü arkadaşlar. Bakın orada da bir... Ama yani bu manzarada... Şükürler olsun da katılıyordum, tamam mı? Biraz evet. Tabii ki de arkadaşlar, burada bak böyle bir ortamda tabii ki şükürler olsun. Bugün de böyle bitiriyoruz. Çok keyifli bir gün geçirdik. Gerçekten Soho Farmhouse mükemmeldi. Çok keyif aldık. Evet, Vinnoş. Kocaman bir parkın içerisinde çadırlar kurmuşlar ve o çadırların içerisinde de çocuklar için tiyatro var sergilenecekmiş. Yola çıktık. Tabii ki de kırmızı otobüslerde en öne oturduk. Benim ilişimin en sevdiği. Çok seviyorsun değil mi bir tane en öne oturmayı? Çok heyecanlıyız tiyatro için. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Elephant ve Piggy oyununa gidiyoruz. Şimdi tiyatrodan çıktık. Tiyatroda hiçbir şey çekemedim çünkü izin vermediler. Bayağı olaylı bir şekilde geldik. Evden çok aşırı erken çıkmamıza rağmen Vino'nun tuvaleti geldiği için otobüsten indik. Ve otobüsten inince ben iki kere yanlış otobüste bindim. Ve her iki otobüste bizi daha da uzağa götürdü. O yüzden son anda taksiye binip gelmek zorunda kaldık. Böyle koşarak geldik. Ama çok iyi bir şekilde buraya girdik. Şöyle bir yer gösteriyorum. Tiyatro çok güzeldi. Bu bulunduğumuz park tamamen bir çocuk parkı. Buraya büyükler tek başına giremiyor. Yanında bir çocuk olması gerekiyor içeri girerken. Ve bu parkın içerisinde işte bu yanda görmüş olduğumuz çadırlara kurmuşlar o tiyatroyu. Biz Elephant and Piggy'ye gittik. Çok güzeldi. Çünkü ben böyle yani acaba ne kadar güzel olacak diye düşünüyordum ama kostümler çok tatlıydı. Şarkılar çok güzeldi. Hani hiç böyle sulu sulu espriler yoktu. Ben bile çok keyif aldım. Çok eğlendim. Çok güldüm. Ve oynayanlar da bence tiyatro geçmişi olan kişilerdi. Çünkü çok güzel şarkı söylüyorlardı. Bayağı hoşuma gitti. Elephant ve Piggy'nin hikayesi. Minish de sevdi. Şimdi oradan çıktık ve burada böyle güzel bir park var. Burada çocuklar böyle su birikintisinde oynuyorlar. Vina da oynadı onlarla beraber. Hemen gösteriyorum. Şimdi ne yapacağız Minish'im? Burada oynamaya devam edecek misin? Oyuncak boş olursa baba bekleyeceğim. Vini burada gerçekten dondurmanın dibine vurdu. Herhalde her gün dondurma yiyor dışarıda olduğumuzda. Ben ona evde de dondurma yaptım. Onları da yiyor ama böyle dışarı çıktığımızda insanlardan dondurma görünce ben de dondurma yiyeceğim dediği için. Bugün de anneyle dondurma yiyorsun değil mi bebiş? Dün de babasıyla yemiştim. Caner'le aramızda böyle bir şey oldu. Ben de resmen sıkıcı anne olmamak için onun yaptığı şeyleri yapıyorum. Çünkü bu sefer annemle dışarı çıktığımda annem bana hiçbir şey almayacak gibi bir şey olsun istemiyorum. Zaten bu aralar annelikle ilgili bazı dönüm noktalarından geçiyorum. Onu sonra bir yere konuşuruz. Bu parkta bir sürü farklı çocukların oynayabileceği alanlar var. İşte bir tanesi kumlu, bir tanesi kumlu değil, bir tanesi plastik, bir tanesi değil. O yüzden ben bu parkı açıkçası çok sevdim. Her yaştan çocuğa göre uygun şey var ve burada sürekli görevler olduğu için aynı zamanda çok da güvenli bir park. Burada böyle anaokulu gibi yerler de var farklı farklı yaş grupları için. O yüzden böyle buraya gelip her şeye dahil bir çocuk günü geçirmek için mükemmel bir yer. Şimdi Caner de geldi. Evet, herkese merhaba. Şimdi bugün Vinoş'la Alexandra Park'a geldik. Değil mi Vinoş.com? Ne aldık? Dondurma. Dondurma aldık. Ne oldu? Bıyıklarına mı bakıyorsun? Dondurma bıyık. Müge bugün oyunculuk eğitimi için Pinewood Stüdyo'ya gitti. Biz de baba kız Londra'da parklarda geziyoruz. Ben kahvemi aldım. Tabii ki bir tane. Manzaramız da böyle. Bu kotunu göster, kotunu. Wow! Wow!
Bir kotunu görebilir miyim? Kotunu görebilir miyim? Kotu kim seçti? Kim? Kim seçti bu kotu? Minoşko, bu kotu kim beğendi de aldı? Aa! Sen! Aa canım benim. Ama aslında sen beğendin. Ben sana oradan gösterdim, dedim ki bak bunlar çok güzel. Sen içinden beğendiğini seç dedim. Sen bunu seçtin. Çok iyi kutu. Ne yapalım peki şimdi? Hı? Nereye gidelim? Dondurmamız bitince. Parka. Parka mı? Skutura bineceğiz mi? Rampadan kayacak mısın? Hı. Şimdi kuşlar etrafımızı sardı. Asla da kaçmıyorlar. Gel misiniz? Gel bak buraya Bina. Gerçekten kaçmıyorlar. Dondurma mı veriyorsun? Şimdi burada scooter rampaları var. Vinoş da orayı deneyeceğiz bakalım. Gel bakalım hangilerini yapabiliriz Vinoş. Aa, kay kay süren çocuklar var Vina. Yürü bakalım. Gir içeri. Ha. Elimden. Tamam gel. Bundan kayabiliyordun. Anlaştık. Ama el ele değil. Yürüyorum hadi. 1, 2, 3. Yürü yürü yürü. Şimdi aşağıya. Bravo. Bir daha hızlı. Hızlı 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 hızlı. Wow. Şimdi bir daha hızlı. Aşağıya. Normalde şu rampalardan da uçması lazım ama daha var herhalde. Hadi bakalım yürü. Önü kalktı ya. Mira, hadi. Yürü. Öyle çocuklar var her yerde kay kay kayan. Çok tatlı. Evet Mina, seni bekliyorum. 1, 2, 3. Let's go, olur hadi. 1, 2, 3. Nasıl koşuyorsun bakayım? Wow. Bravo sana. Bravo bir tanem. Let's go, hızlı. Karşıya kadar. Karşıya kadar. Devam. Tırman, tırman karşıya. Let's go. Bravo sana. Nerede bekleyeyim? Burada mı bekleyeceğim seni? Tamam. Hadi gel. Yürü yukarı. Şimdi kaydıraktan kayacak. Gördüğüm en uzun kaydırak bu arada. Evet Mina. Wow! Mina, let's go. Sevdin mi? Wow! Bravo sana. Böyle saatlerce kayabilir. Bir daha. Başla bakalım. 1 2 3. Çek kendine. Evet, oraya asıl. Oradan sallandır kendini. Evet, ayaklarını oraya. Bravo sana. Evet. Şimdi ayaklarını bas, kalk. Ötekine, ha. Sıkı tutun. Bravo. Kollar kuvvetli. Bravo, başarabilirsin. Çok cesursun. Bravo, tebrik ediyorum seni. Ay, saçların mı geldi ya? Bravo sana. Evet, sıkı tutun. Kollar kuvvetli. Devam, bir tane daha var. Ups. Baba. Tutuyorum, yardım ediyorum sana. Bravo sana. Harikaydın, give me five. Buraya. Yes. Başardın, bravo sana. Çok cesurdun. Tebrik ediyorum seni, çok cesurdun. Give me kiss, bir tane öpücük. Bebeğin orada. Parktan çıktık, vegan dondurmacı varmış. Ona gidiyoruz. Ne diyorsun bebeğim? Çok mutluyum. Alihan'cığımın sağlıklı beslenme trendlerini Londra'daki
spotlarını bizimle paylaşmış olması beni mutlu edecek. Çünkü buraya geldiğimizden beri hiç vegan dondurma yapmadık. Ben evde sadece vegan tatlı yaptım. Onun da Caner ve Vina pek yüzüne bakmadı. Halbuki inanılmaz iyi. Ben yedim ya. Raw cheesecake yapmıştım. Bu kadar vegan oluyorsunuz gerçekten kesinlikle. Söyle söyle. Söyle ya Ali ya. O zaman kesinlikle gidin şeyde söylediğim yere. Small Square'de söylediğim yere. Onu at bize lütfen. Tamam söyleyeceğim. Ben Ali. Buraya geldim. Burada şey yaptım. Pecan nut'lı. Anlatıyor. Anlatıyor yine. Aynen yola başlayalım. Anlatıyor yine. Yaptığı tatlıları anlatıyor canım karım. Portobello Road'a geldik şu anda. Notting Hill tarafları. Notting Hill filminden hatırlarsınız buraları. Vegan dondurmacıya geldik. Bugün Aslılar'la buluştuk. En son onları Sakız Adası'ndan hatırlıyor olabilirsiniz. Theo, Leo ve Vina skuterleriyle burada bir lokal bir parka geldik. Primrose Hill. Bu parkı da çok beğendik bu arada. Şu arkamda görmüş olduğunuz tepede Shakespeare bütün eserlerini yazmış. O yüzden orası da ünlü bir meydanmış. Parkı da biraz göstereyim size. Evet, burası da böyle yine çocuklarla beraber gelinebilecek. Çok tatlı, böyle çok fazla turistin olmadığı, kalabalığın olmadığı böyle mahalle arası parklardan bir tanesi. Bir parkın kalabalık olmaması demek, çocukların scooterla yollardan çok rahat bir şekilde yürüyebilmesi demek. Ama şu arkadaki Shakespeare'in yazılarını yazmış olduğu tepeyi de merak ettim. Eğer vaktimiz olursa oraya da gideriz. Bugün hava çok güzel. Buraya geldiğimizden beri çok yağmur yağdığı zamanlar olmuştu. Allah'tan gitmeden son haftalarda bu güzel güneşli havaları yakaladık. Parklar çok güzel. Şimdi Contemporary Art sergisinin olduğu alana geldik. Biraz önce çektiğim yer Juice Baby. Çok beğendim. Elvin burayı zaten söylüyordu. Çok güzel bir yer. Acai bowl'una bayılacaksın diye. Bu kadar seveceğimi gerçekten düşünmemiştim. Kale chipsleri var. Çok güzel böyle sağlıklı tatlıları var. Juice'lar, acai bowl'lar. Gerçekten çok beğendim ve burayı vloguma eklemeye karar verdim. İçeride çok fazla çekim yapamazsam da yine de siz girip araştırabilirsiniz. Ve bence eğer böyle sağlıklı şeylerin peşindeyseniz mutlaka buraya gelin. Zaten Elvin'den sağlıklı beslenmeyle ilgili aldığım bir ipucunun kötü çıkacağını asla düşünmezdim. Hello! Bugün çok güzel bir gündü. Sabah çok erken kalktım, spora gittim. Şu bahsettiğim Cycle diye bir spor salonu var burada. 6-7 tane şubesi var. Ve benim anladığım kadarıyla en popüler spor salonlarından bir tanesi. Onda ders almıştım kendime, böyle paket paket alabiliyorsunuz. Güzel bir reformer dersi yaptım. Bayağı zor bir dersti. Elvin de benimle beraber geldi. Sonrasında çok güzel bir acai bowl yapan yer olduğundan bahsediyordum ona, Notting Hill'de. Oraya gittik, orada acai bowl yedim. Ve şimdi Caner'le ve Vina'yla buluşuyorum. Çünkü Vina'nın Science Museum'da bir oyun kısmı var. Oraya götüreceğimize söz vermiştik ve oradaki uçaklara bindireceğiz diye. Şimdi onlarla buluşmak için bütün Hyde Park'tan yürüdüm. Hava da çok güzeldi. Diana için yapılmış olan orada bir hatıra parkı var. Orayı da gördüm. Orayı da görmemiştim. Şimdi Science Museum'a buluşuyorum. Minnoşlarımla, Science Museum'a gidiyorum. Minnoşlarımla buluşuyorum. Yani burada elimden geldiği kadar tabii ki işte hem kendime vakit ayırmaya çalıştım. Hem kendi gezip görmek istediğim yerlere gittim. Hem Vina'nın istediği şeyler, hem Caner'in istediği şeyler, hem arkadaşlarımız, ailemiz derken böyle her şeyi düzenli bir şekilde, dengeli bir şekilde yapmaya çalıştım. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Mesela bugün tam onun bir tipik bir örneğiydi yani. Şimdi uçak bölümündeyiz. Vina'nın boyunu ölçtüler ve Red Arrow uçağına girebiliyoruz. Biz de giriyoruz. Sanırım toplu bir uçak. İçeriye gireceğiz. Heyecanlıyız. Umarım Vina korkmayacak. Yes. Biletler kontrol ediyordu da o yüzden bir ara verdik. Umarım Vina korkmayacak. En son. Ama sonuçta
yaş şeyini ona göre ayarladıkları için uygun olacağını düşünüyorum. Mesela burada Wonder diye bir bölüm vardı. Oraya da ben Bine'yi getirmek istiyordum. Ama oraya mesela 7 yaş üstüne göre ayarlanmış. O yüzden hani 4 yaşındaki bir çocuk çok orada var olamayabilir diye bizi uyardıkları için mesela oraya girmedik 3 sene sonra. Hadi bakalım da. Arkadaşlar gerçekten izlediğim en vasat uçuş deneyimiydi. Yani hiçbir şey biraz sallasaydı bari. Hiç sallamadı bir tanem. Ne diyorsun? Katılıyorum. Bina için uygundu da. Ne diyorsun? Onun için bile uygun değildi yani. Ona bile az geldi değil mi? Hayır, sen yatakta yatıp ayaklarını kaldırınca daha büyük bir heyecan. Manyak mısın? Tabii ki de ben havaya atıyorum çocuğu. Bu böyle, böyle bu kadardık bak. Bu kadardık. Böyle. Bu kadar. Bence waste of time. Yani evet. 4 yaşındakilerle girilebilecek o Red Arrow'a bence gitmeyin. Gitmeyin sakın. Şey alalım. Hatıra para. Göster parayı. Ben 2 tane alacağım. Bakayım. Wow. 2 tane alacağım. Şu anda Londra'nın çok ikonik yerlerinden birindeyiz. Tower Bridge. Burada bir çekim yapıyoruz. Müziğim var. Burada bir çekim yapıyoruz. Londra'daki ilk işimiz. Sevgili Mert. Mert bize yardımcı oluyor. Evet, bugün bizi bu bölgenin böyle güzel görüntüleri olan, ikonik, Londra denince ilk akla gelen yerlerine götürecek. Caner şu anda mikrofon kullanmıyor oluşumuzun şeylerini anlatıyor. Kurgucumuz sevgili Can'ın bize serzenişlerini söylüyorum. Bence izleyicilerimiz de bayağı serzenişte bulunuyorlar yani bu konuda. En kısa zamanda bu ses olayına bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama belki de kameramızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu DJI Osmo Pocket kullanıyoruz. Çok rahat, çok pratik, çok küçük ama görüntü kalitesinin yeteri kadar iyi olmadığını biz de biliyoruz. Pazara geldik. Burası çok gürültülü olduğu için fazla konuşmayacağım. Buranın en ünlü pazarlarından bir tanesi. Ben de gittiğim yerlerde her zaman böyle pazarlara gelmeye çalışıyorum. Pazar manzarası. Caner bana küpe almış bu arada bugün çekim için. Ne kadar fark ediyor ya bir küpe? İnanılır gibi değil. Bugün de YouTube için özendiğim günlerden bir tanesi. Burada acayip bir sıra var. Kocaman tencerelerde paella yapıyorlar. Herkes onu bekliyor. Bir de bu strawberry sırası çok fazla. Herkes eline çikolata soslu çilekle geziyor. Orada da bayağı sıra var. Burada da risotto. Tabii ki bir fish and chipsçi. Bugün benim midem o kadar ağrıyor ki o yüzden hiçbir şey yiyemiyorum. Sabahtan beri sadece salatalık ve biraz çilek yedim. Bugünü böyle biraz kaçırmış oldum ama yapacak bir şey yok. Zero Waste bir market. Buradan böyle her şeyinizi gelip kendi kabınızı alabiliyorsunuz. Mauritius bloğunda bu sugar cane'i meyve suyu gibi sıktıklarını ve böyle çok güzel hem çok fresh hem de tatlı bir içecek yaptıklarından bahsetmiş olmam gerekiyor. Hani otelde kalırken bir gün Mauritius yemekleri gecesi vardı. O gecede aynı bunun gibi sugar palm juice yapmışlardı. O video izleyenler bu biraz önce göstermiş olduğum şeyi çok iyi anlarlar. İşte böyle bir yer her tarafta böyle güzel farklı her gelen kişiye uygun zevkine hitap edecek bir sürü şey var. Çok eğlenceli. Caner patatesin üzerine raklet peyniri eritiyorlarmış şu girişte. Onu yemek istiyordu. Ama çekimimiz hala devam ediyor. Çekimden sonra belki yiyebiliriz. Ha bu arada yine Monmouth kafesi burada var. Onun önünde durduk.
bakalım ama dikkat et arabalara. Tamam, ben senin yanındayım. Bu tarafa gidiyoruz. Gel.